Hoş geldiniz gençler. Sorabilirsin Melisa'cığım, buyur. Merhaba Sinem. Hepinize merhaba tekrar. İyiyim canım, sağ olasın Sinemcim. Evet, şampuanlar, deterjandan, diş macunlarında da deterjan bileşeni var ne yazık ki. Aslında bildiğiniz dişimizi de saçımızı da deterjanla yıkıyor gibiyiz. Üzgünüm ama öyle. Öyle. Evet Sinemcim, öyle. Rica ederim. Sodyum loril sülfat, sodyum dodesül sülfat bileşeni gördüğünüz zaman bu bir deterjandır. Tekrar ediyorum, sodyum loril lauril diye yazar. Sodyum loril sülfat, sodyum dodesül sülfat bu çoğu insan için alerjiktir aynı zamanda. Hani olabildiğince kullanmamaya çalışın. Tekrar hepiniz hoş geldiniz gençler bu arada. Evet, sanırım ses ve görüntüde bir sıkıntı yok. Herkes cevap verdiğine ve soru sorduğuna göre iletişimde sıkıntı yok. Evet, tamam. Güzel. Şimdi AYT'ye geçeceğimizi duyurmuştum. Dersimize de başlıyoruz. Evet Sinem, seninkini de bir okuyayım. Yazıyorsun. Sonra derse başlayalım. Evet. İlk konumuz gençler. İlk konumuz atom kuantum modeli, modern atom teorisi, atomun kuantum modeli. Evet. Evet, modern atom teorisi kuantum modeline geçiş yapıyoruz. Evet. Şöyle kısa cevap göndereyim. Görselde bir sıkıntı var mı gençler? Cevaplar kısmını yazabilirsiniz. Tamam, güzel. Tamam. Evet gençler, ufak bir hatırlatmayla başlayacağız. TYT ile AYT konusu, yani bu konunun hem TYT'si hem de AYT'si var. TYT'sini basit anlamda işledik. Şimdi birazcık hatırlatmayla konuya giriş yapacağız. Evet, başlıyoruz gençler. Önce bir hatırlayalım. Atom neydi? Neleri öğreneceğiz? Atomun yapısını, temel kavramları, atom modellerini, sonra bugünkü modern atom teorisi, kuantum sayısı nedir? Bir tanıyacağız. Orbital kavramı diyeceğiz ve konuyu bitirip periyodik tablo kısmına geçeceğiz. Atomu hatırlayalım. Bakın, dersin tekrar videolarını izlerken buraları muhakkak not alın. Çok faydalı bilgiler. Atom neydi arkadaşlar? İçinde çekirdek var, katmanlar var. Çekirdeğin içinde proton ve nötron var. Katmanlar da, yani yörünge dediğimiz, enerji düzeyi dediğimiz elektronlar dolanıyor. Daha alt bileşenleri incelediğimizde kuarklar ve leptonlar mevcut. O artık radyoaktiviteye giriyor ve fizikte anlatılıyor bildiğim kadarıyla. Evet, şöyle bir sembolik olarak incelersek, bakın atom, burada yörüngeler var. Merkezde proton, nötronlar var. Hatırlayalım, elektronun ağırlığı çok 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 ufaktı. Protonun, düşünün, 1 bölü 1836'sı kadardı. Proton ve nötronun ağırlığı da birbirine yakındı arkadaşlar. Yük başka, kütle başka bir kavramdı diyor, hatırlıyoruz. Evet, molekül neydi? En az iki ametal atomunun kovalent bağ ile bağlanması. Molekülde iyonik bağ yok. Molekülde metal yok arkadaşlar. Tamam mı? Evet, molekülü ikiye ayırıyorduk. Elemental molekül, bileşik molekülü. Dikkat edin, bileşiğin yapısında metal ya da pozitif yüklü kök varsa ona molekül diyemem. Son kez hatırlatmış olayım. Şimdi iyon neydi? Üzerinde artı ve eksi gördüğüm atom ya da gruplar iyondur. Anyon ya da katyon adını alır. Negatif yüklüyse anyon, pozitif yüklüyse katyon. Bir tanecik ne kadar elektron alıyorsa o kadar negatif yüklenir. Ne kadar elektron kaybediyorsa o kadar da pozitif yüklenir. Bir tanecik elektron verirse çapı ve hacmi küçülür. Elektron alırsa çapı ve hacmi büyür. Değil mi? Elektron almak, kilo almak. Elektron vermek, kilo vermek. Hacmin de çapın da ona göre değişecek. Öyle düşünün. Bir tanecik elektron alır ya da verirse proton ve nötron sayısı, çekirdek yapısı değişmez.
Elektron sadece yörüngelerdeki elektronların hareketiyle olur. Yani kimyasal yapısı, kimyasal özelliği daha doğrusu, evet, değişikliğe uğrayacaktır ama maddenin özü, yani içerisi, proton, nötron sayısı, çekirdek yapısı değişmeyecektir. Bunu unutmayın. Çekirdeğin yapısı sadece nükleer olaylarda, yani atom bombası yapıyorsak kısacası, o zaman değişir diyoruz. Peki, arkadaşlar, kimyasal kök, bunları bakın, ezberleyeceksiniz. Bu kökler isimleriyle ezberlenecekti. Türler arası etkileşimlerde, adlandırmada öğrendik. Lütfen tekrar yapın ve ezberleyin. Tanecik dediğimiz zaman ne anlayacağız? Element olabilir, değil mi? Atomdan bahsediyor olabilir, iyon olabilir, yani bir anyon ya da katyon olabilir. Tanecik dediğimiz zaman gerisine, sorunun gerisine dikkat edeceğiz. Neyi ima ettiğini iyi görmemiz lazım. Şimdi eğer tanecik bir atomsa nötrdür. Proton ve elektron sayın birbirine eşittir. Ama tanecik bir iyonsa arkadaşlar, elektron ve proton sayısı artık birbirine eşit değildir. Anyon olduğu zaman elektron sayısı artık büyüktür. Katyonsa elektron sayısı azalmıştır. Elektron sayısı proton sayısından küçüktür yorumunu yapıyoruz. Evet, şöyle bir sembolümüz vardı. Bunları hızlıca geçeceğiz. Biliyor olmanız lazım TYT'den. Bakın, şurası elektron, şurası proton sayısı, ortada nötron. Bu ikisini toplayıp kütle numarasını elde ediyorduk. Burası da pozitif ya da negatif olmak üzere iyon yükü olarak ifade ediliyordu. Proton sayısı arkadaşlar aynı zamanda atom numarasıdır ve çekirdek yüküdür. Çekirdek yüküyle iyon yükünü karıştırmıyoruz. Evet. İyon yükü değerlik diye de geçer, tanecik yükü diye de geçer, yükseltgenme basamağı diye de geçer, yükseltgenme sayısı diye de geçer kaynaklarda, aynı şeydir. Şimdi toplam tanecik sayısı dediği zaman atomun bileşenleri nedir gençler? Proton, nötron, elektron. Tanecikler bu demektir. Eğer bir atomdan bahsediyorsam. Toplam tanecik sayısı dediğinde proton, nötron ve elektron sayısını toplamam gerekir. Bütün tanecik bileşenlerini toplamam gerekir. Çekirdekteki tanecik sayısı derse çekirdekte ne var? Proton ve nötron var. Sadece ikisini toplayacağız demektir. Şimdi gençler, atomun bütün kütlesi çekirdekte mevcuttur. Buna rağmen çekirdek atom hacminin 100.000'de biridir. Atomların kimyasal özelliklerini proton ve elektron sayısı etkiler gençler. Fiziksel özellikleri proton, nötron ve elektron sayılarına bağlıyken kimliklerini proton sayısı belirler. Biz bugün biliyoruz ki atomun kimliği, parmak izi proton sayısıdır ve periyodik tablo zaten proton sayısına göre düzenlenmiştir. Evet. Şimdi bununla ilgili örnekler çözmüştük. Hatırlatma amacıyla ben bu örneği ve çözümü göstereceğim. Sonra sizin çözmenizi isteyeceğim. Bakalım ne kadarınız hatırlıyor. Bir bakın, bu nedir? Karbonat. Dikkat edin, negatif eksi 2 yük. Yani molekül 2 elektron fazla almış, değil mi? Fazlası var. 2 tane elektron fazlası var. Peki toplam elektron sayısı dediğimiz zaman şurada eksi 2'yi unutmayacağız bir kere. Şimdi gençler, hemen bir bakalım. Toplam elektron sayısı için karbondan 6, bakın, oksijenden 3 kere 8, 24. Bir de bileşiğin, ya yani molekülün, şu kök iyon diyelim, moleküler haldeki şu iyonun yükünü dahil ettiğimizde 32 elektron diyeceğiz. Ama proton sayısı dediği zaman şu eksi 2'yi almıyoruz. Direkt bir tane karbon, 3 tane oksijenden 30 proton. Nötron dediği zaman şu ikisinin farkı bakın. Karbonda 6, oksijende 8, yine 30 çıkıyor. Toplam tanecik sayısı dediği zaman bakın, proton, nötron, elektron sayılarını toplayacağız. Zaten bulduk. Topladığımızda da 92 sonucunu elde edeceğiz. Evet. Şimdi bu sorunun çözümünü gördünüz. O zaman şu örneği çözelim. Cevabı kısa cevap olarak yazıyorsunuz gençler. Cevaplarınızı bekliyorum. Evet. Hemen süreyi de başlattım burada arkadaşlar. Takip edeceğim sizi.
Evet, 20 saniyemiz var. Son 20 saniyemiz. Tamam. Şimdi çözümü izlersin. Oradan da öğrenirsin, merak etme. Evet, son saniyelerimiz gençler. Ve süreyi bitiriyoruz. Evet. Şöyle bir cevaba bakalım. Cevabımız gençler 31 olabilir. İnceleyelim. Bakın, X'inkini bilmiyoruz. Oksijeni biliyoruz. Vermiş. Proton sayısı 8. X'in çekirdek yükü nötron sayısından bir eksik. Burada toplam elektron sayısı da verilmiş. Burada bakıyorum, 3 tane de elektron var, değil mi? Oksijenin de elektron proton sayısı elimde. O zaman yazalım. X artı 4 tane oksijenden 4 kere 8 32. Bir de 3 yukarıda var. Buradan X'in proton sayısı ne çıktı? 15 çıktı. Şimdi benden X'in nükleon sayısı, yani nedir bu? Kütle numarası isteniyor, değil mi? Kütle numarası neydi gençler? Bakın, X'in ben proton sayısını buldum. Şuraya yazıyorum, değil mi? Şurayı istiyor zaten. Ama bana bilgi vermiş. Çekirdek yükü, yani proton sayısıdır. Az önce söylemiştim. Çekirdek yükü nötron sayısından bir eksikse burası ne olmalı? 16. Evet, bu ikisini toplarsam cevabım 31'dir diyoruz. Evet, anlaşıldı mı gençler? Evet, anlaşıldıysa geçiyorum. Şimdi gençler, bir atom elektron alır ya da verirse diyoruz. Neler değişir bir inceleyelim. Elektron aldığı ya da verdiği zaman çekirdeğin çekim gücünde bir değişiklik olmaz gençler. Çekirdeğin çekim gücü alınan ya da verilen elektron sayısıyla değişmez. Peki neler değişir? Elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti, atomun çapı, bir elektronun koparmak için gereken enerji. Evet, nasıl değişir? Şöyle düşünün gençler, bakın. Şurası çekirdek. Çekirdekte pozitif yük var. Düşünün. Dışarıda da yörüngeler var. Bakın, yörüngeler var. Elektron. En dışta da bir elektron var. Bakın. Şimdi çekirdeğin kuvveti, şuradaki elektron sayısı ne olursa olsun değişmez. Yani atıyorum, benim burada böyle 10 Newton'luk bir gücüm var. İsterse dışarıda 100 tane elektron olsun. Ama ne değişir? Diyelim ki elektron kaybettim. Burada 3 tane elektron olduğunu düşünelim. İşte atıyorum böyle elektron olsun. 5 tane elektronum var. Şimdi burası pozitif yük kaynağı, değil mi? Elektronlar da negatif yük. Peki çekirdek 5 tane elektrona çekim uyguluyor, değil mi? 5 Newton'luk gücüm var. 5 tane elektron var. Her bir elektron başına 1 Newton kuvvet düşsün. Ha, dışarıdan bir elektron daha gelince artık 5 Newton'luk kuvveti 6'ya bölmem lazım. Demek ki elektron aldığım zaman elektron başına düşen çekim kuvveti azalacak. Ha, yok. Bir elektron kaybedersem kalan 4 elektrona daha fazla çekim uygulayacağım için elektron başına düşen çekim kuvveti de artacaktır şeklinde yorum yapmam lazım. O zaman ne diyoruz? Elektron başına düşen çekim kuvveti elektron alırsa azalır, verirse artar. Demin zaten yorumunu yaptık. Atom çapı tabii ki elektron verince azalacak, alınca artacak. O mantığı siz de yürüteceksiniz. Bir elektronu koparmak için gereken enerji, eğer elektron alırsa azalır, verirse artar yorumunu yapıyoruz. Evet gençler. Şimdi şu soruyu bir çözün bakalım. Hadi bakalım. Deminki soruya benziyor. Bunu çözelim.
Evet, herkes bir çözmeye çalışsın. Güzel. Son 15 saniyemiz. Evet. Güzel. Şimdi gençler. Cevabımız B şıkkı %100 sonucu almışız. Çok güzel. Toplam 50 elektronum var. Oksijenden 8 elektron ama 4 oksijen var. 32 tane oksijenden geliyor. 2 tane de iyon da var. Yani 34 oldu. 50'den çekersek kalan 16x'in atom numarası aynı zamanda proton sayısı, aynı zamanda çekirdek yükü demektir. Evet, bu konu anlaşılmış. Güzel, sevindim. Şimdi tarihçik türlerini bir hatırlayalım. Az çok biliyorsunuz, hemen üstünden geçeceğim. İzotop vardı. Bakın, izo benzer demek hangi alfabetik? B proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı demektir. Hidrojen hariç aslında sembollerde bir değişiklik yok. Hidrojenin özel bir durum var. Döteryum, tritiyumun sembolik gösterimi farklı yapılmış. Bir şaşırma olmasın bu şuna. Nedir? Proton sayıları aynı, nötron ya da kütle numaraları farklı dedik. Bakın burada sembolize edilmiş görüyorsunuz. Karbonun da izotopları var. Karbon 12, karbon 13. Bakın merkezdeki proton ve nötron sayısında bir değişiklik yok. Görüyorsunuz bakın 6 proton değil mi? 6 proton hepsini ama nötron sayıları bakın şu yeşiller de nötron, 6 nötron ama artık artmaya başlamış izotopluktan dolayı. Evet. İzotop taneciklerde gençler grafiği incelediğimizde bakın proton sayısı sabit değişmiyor ama nötron sayısı artıyor ya da değişiyor diyelim. Evet, ortalama atom kütlesi kavramımız vardı. Bunun üstünde de durmuştum ben. Neydi? Birinci izotopun yüzdesiyle kütlesini çarpıyoruz. Artı ikinci izotop çarpı ikincisinin kütlesi. Üçüncüsü varsa üçüncüsünü de ekliyorsunuz ve yüze bölüyorsunuz. Şimdi gençler. Şurada şöyle bir kuralımız var. Eğer bir elementin atom kütlesi ondalıklı bir sayı verildiyse bu elementin doğada kesinlikle izotopu vardır. Bakın yıldız diyorum. Bu bir yorumdur. Tam sayı verildiyse izotopu olabilir ya da olmayabilir. Şimdi bakın ondalıklı verildiği izotopu kesinlikle var ama bakın tam verilmiş 40 olabilir de olmayabilir de yorumunu yapmamız lazım. Evet geldik izotona. İzotonda hangi harfi bitti? N harfiyle nötron sayıları aynı. Proton sayısı yani kalan özellikler farklı demiştik. Grafiği nedir? Nötron sayım aynı olacağına göre bakın sabit. Proton sayısı değişiyor. Bakın burada örneklerimiz de var. Nötron sayısı aynı olan farklı elementler. Burada fiziksel ve kimyasal özellikler farklı. Çünkü elementler farklı. Tesadüfen nötron sayıları aynı olabiliyor. İzobar dediğimiz şey şuraya bir ik eki ekleyerek ezberleyin demiştim. Hangi harfle bitti? Kütle. Kütle numaraları aynı. Proton sayıları farklı tanecik diyoruz. Peki nasıldır grafiği bakın. Gördüğünüz zaman şurada şu noktanın üzerindeki bütün değerler aynı olduğuna göre arkadaşlar neydi? Kütle numarası aynı. Yani nötron ve proton sayısı toplamı değil mi? Kütle numarası neydi? Proton artı nötronla buluyorduk. Dolayısıyla kimyasal özellikleri de fiziksel özellikleri de farklıdır deyip izoelektronik taneciklere geçiyoruz. Bakın nedir? Elektron sayıları aynı diyeceğiz. Ama artık AYT'yi gördüğümüze göre artık elektron sayısı, sırası ve dizilimi de aynı olmak zorunda. Şimdi burada yeni göreceğiniz bir kavram var. Sadece görsel olarak görmeniz için buraya eklendi. Öğrenmediniz. Birazdan geçiş yapacağız. Bakın, elektron sayıları aynı görüyorsunuz değil mi? Ama dizilime bakın, dizilim farklı. O yüzden elektron sayısı aynı olmasına rağmen dizilim farklı olduğu için izoelektronik değildir diyoruz. Evet, şimdi atom numarası 20'ye kadar olan taneciklerde elektron sayılarının aynı olması yeterlidir gençler. Ama atom numarası 20'den büyük olunca elektron dizilimine bakmak zorundayız. Onu da birazdan öğreneceğiz.
Evet, şimdi bakın burada atom numarası hep 20'den küçük. Bunların hepsine iyon olsun, olmasın, elektron sayısı aynıysa hemen izoelektroniktir diyebiliyorum. Ama atom numarası 20'den büyük olunca iyon ya da nötr olduğunda hemen dizilime bakmam lazım. Evet. Şimdi geldik atom modellerine. Bakın böyle cicili bicili bilim adamlarımız var. Şöyle bir hatırlayalım. Neydi? Dalton atom modeli vardı. İçi böyle dolu, yüksüz, kürecikte atom bölünemez diyordu. Bir elementin bütün atomları özdeştir diyordu. Farklı elementin atomları farklıdır diyordu. Dikkat edin, Dalton kütlenin korunumu ve sabit oranlar kanunundan yararlanarak katlama oranlar kanununu bulmuştur diyoruz. Peki Thomson neydi? Üzümlü kekti, değil mi? Atom nötrdür. Artı ve eksi yükler vardır. Bu böyle homojen dağılmıştır. Atomun çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santimetredir. Katot ışınları deneyi yapmıştır. Bunları hatırlatma amacıyla geçiyorum. Rutherford neydi? Alfa deneyi yapmıştı. Alfa ışınları deneyi yapmıştı, değil mi? Böyle bir metal plak vardı. Altın levha deneyi. Buradan hiç kesintiye uğramadan geçenler vardı. O zaman dedi ki atom boşluklu yapıda büyük bir kısmı boşluklu. Çok küçük bir hacimde pozitif yükler var. Etrafta da negatif yükler olmalı deyip atomda çekirdek kavramını ortaya çıkardı. Çekirdekteki nötronlardan bahsedemedi. Kim buldu onu? Chadwick, öğrencisi Chadwick nötronları bulan kişidir. Çekirdek çapının hacmini 10 üzeri eksi 12 santim olarak hesaplamıştır. Bu atom modeli Güneş sistemine benzetilmiştir. Evet, altını çiziyorum. Çıkarımları atom büyük boşluklardan oluştu. Pozitif yükler çekirdek denilen küçük bir bölgede toplandı. Çekirdeğin kütlesinin yarısını pozitif yükler oluşturdu. Diğer yarısının ne olduğunu bilmiyor. Halbuki nötronlar var. Evet. Şimdi Bohr atom modeline geçtik. Arkadaşlar, spektroskopi ile bazı sonuçlar elde ediyoruz Bohr'da. Bohr atom numarası işte 1 olan ya da elektron sayısı 1 olan tanecikler için bu modeli açıklayabilmiş. Ama elektron sayısı birden fazla olan şeylerde, taneciklerde açıklama yapamamış. Şimdi maddeler tarafından emilen yani absorplanan ya da yayılan emisyon diyoruz. Işınları analiz eden bilim dalına spektroskopi diyoruz. Evet, şu rengi ayarlayalım. Evet gençler. Şimdi spektrumlar maddeler için parmak izi görevi yapar arkadaşlar. Yani biz ne diyorduk? Proton sayım benim kimlik, TC kimliğim. Peki başka ne var? Emisyon çizgilerim ya da absorpsiyon çizgilerim. Bohr hidrojen atomunun emisyon ve absorpsiyon çizgi spektrumlarını incelemiştir. Tek elektronlu tanecikleri inceleyebilmiştir. Peki Bohr atom modeli hangi çıkarımları yaptı? Atomun merkezinde çekirdek, çekirdekte proton ve nötron mevcut diyor. Elektronlar çekirdek çevresinde HLMN ya da birinci, ikinci, üçüncü diye sıralamış. Yörüngelerde bulunur. Yani alfabetik olarak düşüneceğiz. Birinci yörünge K, ikinci yörünge L, üçüncü yörünge M şeklinde düşüneceğiz. Elektronlar tek boyutlu sabit yörüngelerde hareket eder. Bir atomda elektronlar en düşük enerjili halde bulunmak isterler gençler. Bakın yeryüzündeki bütün yapılar en düşük enerjili halde bulunmak ister. Şimdi Bohr'a göre bir elektrona enerji verdiğimiz zaman onu uyarılmış hale geçiririz. Bir üst yörüngeye gider. Biz ona uyarılmış hal deriz. Ama en başta enerji vermeden önceki hali temel hal diyoruz. Uyarılmış halde o elektron çok yüksek enerji ve kararsız haldedir. İlk fırsatta ısı veya ışık yayarak eski haline geri dönecektir. Yani ne diyoruz? Elektron uyarılmış halde yüksek enerjili ve kararsızdır. Ne diyoruz? Eski haline geri döner en kısa zamanda. Şimdi Bohr atom teorisi burada tekrar özetlersek yörüngelerden KLMN ya da 1, 2, 3, 4 şeklinde bahsetmiş. Temel halden, uyarılmış halden bahsetmiş. Altını çiziyorum gençler. Tek elektronlu atom ve iyonlarda açıklama yapabilmiş ama birden fazla elektronlu atomların spektrumunu açıklayamamıştır. Şimdi
Bohr atom modelinin eksiklikleri ve spektrum çalışmaları. Bakın şurada görüyorsunuz. Elektron enerji verdi, zıplattı ama hemen geri döndü. Tamam mı? Bohr atom modeli tek elektronu olan hidrojen, helyum artı ve lityum artı atomlarını açıklayabilmiş. Gerisini açıklayamadığı için eksik görünmüştür. Ama yine de küçümsenmemelidir. Peki bir bakalım. Atom modelleri artık günümüzde arkadaşlar bu yeni Bohr'a ait uyarılmış hal ve temel halin açıklaması. Artık incelediğimizde en son Schrödinger'in ve birçok bilim adamının da katkısıyla elektron bulutu modelimiz var. Heisenberg'in, Schrödinger'in ve birçok bilim adamının katkı Derrissen Grammar var. Tabii bunların isim olarak bilmenize gerek yok ama kulağınızda kalsın. Peki kuantum sayısı dediğimiz şey nedir? İşte geldik. AYT atomun kuantum modelinin ana konusuna. Arkadaşlar, Heisenberg belirsizlik ilkemiz var. Heisenberg'e göre bir elektronun yeri ve hızı aynı anda tespit edilemez. Yani elektrona enerji verdiniz, hareketlendi, değil mi? Bir üst yörüngeye gitti. Orada hızını ölçerken yerini bulamazsınız. Ya da durdurursunuz, orada hızı biter, yerini tespit edersiniz. Yani seçim yapmak zorundasınız. Ya hızını ya da yerini bulacaksınız. Evet. Elektronlar kendi çevrelerinde spin hareketi ve çekirdeğin çevresinde de orbital hareketi yaparlar. Dalga özelliğine sahip elektronların yeri ve hızı aynı anda bilinmediğine göre Bohr atom modelinde elektronların çekirdeğin çevresindeki yarı çapları belirli dairesel yörüngeler üzerinde bulunduğu tezinden vazgeçilerek orbital kavramına geçilmiştir. Yani çünkü Bohr ne diyordu? Şöyle kalemimizi atalım. Bakın Bohr'un bahsettiği şey nedir? Bohr'a göre çekirdek var, yörüngeler var. Yörüngelerin üzerine böyle boncuk gibi dizilmiş göğe. Ama artık orbital kavramına göre elektron bulutu, elektronların yoğun olduğu bölgeler var. Elektronların yoğun olarak bulunduğu, böyle bulut oluşturduğu yerlere orbital adını veriyoruz. Evet, tanıyalım. Yörünge nedir? Bakın şu gördüğünüz katmanlar. Orbital nedir? Bakın görselleri inceleyin. Şimdi elektronların izlediği yola biz yörünge diyoruz. Elektronun düzlemsel hareketini temsil eder. Her bir yörüngenin kendine ait bir enerjisi vardır ve çekirdekten uzaklaştıkça bu enerji de artıyor. Her bir yörüngede belirli sayıda elektron olmak zorundadır. Peki orbitali inceleyelim. Elektronların bulunma olasılığının olduğu yerler 3 boyutlu hareketi temsil eden farklı şekilleri vardır. Her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir ve bir orbitalde dikkat edin maksimum 2 elektron vardır. Bir orbitalde maksimum 2 elektron vardır diyoruz. Peki, şöyle inceleyelim. Hangisi yanlıştır? Keşif verilmiş karşısındaki insan. Evet, Thomson ama elektron doğrudur. Thomson'un bulmuşu. Çekirdeği Rutherford bulmuştur değil mi? Nötronu da Chadwick. Evet, Bohr yörüngeden bahsediyor ama Dalton orbitalden bahsetti mi? Arkadaşlar Dalton en basit atom modelini bulmuştu. O yüzden cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Peki. Şimdi inceleyelim. Bohr, Thomson ve Rutherford. Eşleştireceğimiz zaman bunun bir cevabını verin bana bakayım. Bunu AYT'den bile, AYT bilgilerinizle bile bana cevaplayabilirsiniz. Size 45 saniye süre veriyorum gençler. Evet, süreniz azalıyor gençler. Hadi geciktiniz. Hatta sürenizi aştınız.
Evet, bir 10 saniye daha vereceğim. Ve anketimizi evet bitiriyoruz. Hemen evet cevap Bursa, değil mi? Bor ne dedi? Her kabuğun belli bir enerjisi var. Çekirdeğe yakın olan elektronun potansiyel enerjisi düşüktür. Peki Thomson ne demiş? Negatif yüklü tanecikler pozitif yükler arasında homojen dağıldı, değil mi? Eşleştirdiğimizde Rutherford zaten direkt karşısındakini ifade ediyor. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet, çoğunluk zaten onu cevaplamış. Güzel. Peki hemen şunu cevaplayalım. Hızlıca. Evet, başlattım sürenizi. Evet, süremiz bitmek üzere. Evet gençler. Şimdi. Evet, cevabımız nedir? Evet, herkes doğru cevabı vermiş. Tabii ki Demokritos üzümlük ekten bahsetmedi. Üzümlük ek kimindir arkadaşlar? Thomson'ın modelidir. Demokritos ne dedi? En basit atoma ismini veren adam, değil mi? Atomos ismini verdi hatta. Maddenin bölünemeyen en küçük yapı taşına atom adını vermişti. Demokritos'un çıkarımı bu kadar. Şimdi geldik modern atom teorisinin kavramlarına. Heisenberg belirsizlik ilkesinden zaten bahsetmiştik gençler. Neydi? Bir elektronun hızı ve yeri aynı anda belirlenemiyor. Peki orbital dediğimiz şey elektronların yoğun olarak bulunduğu bölge. Şimdi Pauli ilkemiz var. Pauli ne der? Orbitalden bahsettik, değil mi? Bir orbitalde zıt yönde olmak üzere maksimum iki elektron bulunur. Yani orbitali şöyle yaparsak, bakın orbitali şöyle çizdim. İçinde iki elektron olacak. Birisi saat yönünde hareket ederken zıt spinli dönüş, yani elektronlar sürekli dönme halindeler. Diğeri de zıt yönlü olmak üzere maksimum iki elektron bulunur. Peki Bohr atom modelindeki yörünge kavramı yerine baş kuantum sayısı gelir. Artık yörünge dediğim şey baş kuantum. Küçük n harfiyle gösterir. Baş kuantum sayısı ne demektir? Enerji düzeyi, enerji seviyesi, tabuk, tabaka, katman. Yani bunlar birbirinden farklı değil, aynı şey. Bakın bunlar enerji seviyesi ya da kabuk, enerji katmanı, baş kuantum sayısı aynı şeyler. Şimdi her enerji düzeyinde bir de alt enerji düzeyi var. Bunlara da orbital türü diyoruz. Dört çeşit orbitalimiz var gençler. S, P, D ve F. Tanıştırayım sizi. Orbitallerimiz S, P, D, F'dir. Ve aynı temel enerji düzeyinde, yani katmanda enerji sıralaması dediğimiz zaman S, P, D, F yönünde enerjinin arttığını görürüz. Yani en küçük enerji S orbitalinde ama aynı katmanda olmak üzere, yani dördüncü periyottayım mesela. Dördüncü periyotta bu üç orbital türü de var. O zaman enerji sıram S, P, D, F şeklinde artar. Bakın yıldız diyorum. Aynı temel enerji düzeyinde ise. Peki inceleyelim. Şimdi nedir? Bir orbital ve içindeki elektronların gösterimi. Boş olarak gösterebiliriz. Eğer tek elektron varsa bakın şöyle ya da bu şekilde gösterilir. Ya da bir çizgi, bazı kaynaklar çizgiyi yapar. Bir ok gösterir. Bu bir elektronu ifade eder. Ya da iki elektron, maksimum zaten iki elektron olur. Yani burada üçüncüsü yok. Mümkün değil gençler. Görürseniz direkt eleyin. Ve zıt yönlü olmak üzere iki elektron ya da çarpı görebilirsiniz. Ya da şöyle de bazı kaynaklarda görünebilir. İşte buna biz ne diyoruz? Yarı dolu. Bakın bir tane elektron varsa yarı doludur.
İki elektron yani tamamını almış artık. Tam dolu orbitaldir diyoruz. Peki, şimdi s orbitaline bakıyoruz. Bir orbital, s orbitali bir orbitalden oluşur ve maksimum iki elektron aldığına göre elektron sayısı 2'dir. P orbitali 3 tane eş enerjili orbitalden, yani 300 gibi düşünün. 3 eş enerjili orbitalden oluşur. Bir orbital maksimum 2 elektron alıyorsa çarpım yaşar 6 elektron alır. D orbitali ise 5 eş enerjili orbitalden oluşur. 500 gibi düşüneceksiniz. Peki bir orbitalde 2 elektron varsa bakın maksimum 10 elektron alacaktır. En son F orbitaline bakarsak 7'siz arkadaşlar bu. 7 tane böyle birbirine eşit orbital 7 çarpı 2'den 14 elektron alır en fazla. Peki alt enerji yüzeyini orbital türü de diyoruz. Şimdi şunu incelersek gençler bakın 1s2 diye bir görsel çıktı karşıma. Şu bir baş kuantum sayısı s nedir? Orbital türü değil mi? Orbital türü 2 dediğimiz şey kabukta bulunan elektron sayısı. S dediğimiz şey açısal momentumun kuantum sembolüdür. Tanıyacağız birazdan. N burada nedir bakın? Şöyle beyaz kalemi açayım. Evet. Bakın. N kaçıncı periyotta olduğunu gösterir. Şurada çizilmemiş. Şurası görünmüyor. Tamam, orası kalsın. ML, burası da L. Bakın L, ML, MS. Şimdi biz bu kavramları tanıyacağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle görün. Evet, burada daha net. Bakın. Baş kuantum sayısı, elektron sayısı, S alt kabuk türü ve şurası da orbital şeması. Görüyorsunuz değil mi orbital şemasını? Evet. Şimdi bakalım. Tanıyalım. Hund kuralımız var. Şimdi Pauli'de ne dedi? Pauli. Bir orbital maksimum 2 elektron alacak, zıt yönlü olacak. Hund da dedi ki eş enerjili orbitallere. Eş enerjililer kimler gençler? Eş enerjili P'de var, değil mi? P'de 3 tane eş enerjili var. Doğru mu? D'de 5 enerjili var. F'de 7 eş enerjili. S orbitali zaten bir tane. Yani Hund aslında P, D, F orbitallerinden bahsediyor. Eş enerjili orbitallere elektron yerleşirken teker teker aynı yönde yerleşecek ve sonra başa dönüp dolmaya başlayacak. Yani ne demek istedik? Örneğin P'nin 4 elektronu var. P orbitalinde 4 elektron. Şimdi bir tanesini böyle bir, sonra ikincisine geçtim. Üçüncü elektronu yerleştirdim. Başa döndüm. Doldurdum. Yani tekrar şurada göstereyim. Bakın eş enerjili orbitallerim burada duruyor. Ben P4 iken gençler inceleyin. Ben böyle aman şu ikisini doldurayım diyemem. Anlaştık mı? Şöyle de yapamam. Bakın. Şöyle de yapamam. Yani aynı yönde de yazamam. Aynı yönde de yazamam. Anlaştık mı? Nasıl olacak peki? Tekrar göstereyim size. 4 tane elektronum varsa şöyle sırayla yerleştirdim. Bir tane elektronum kaldı. Herhangi birine yerleştirebilirim. Yani şöyle de yapabilirim bak. Ama önemli olan orbitalin tamamen dolması için eş enerjili orbitallerin önce elektronları alması lazım. Anlaştık mı? Yani benim 4 tane elektronum varsa kuralım nedir? Önce hepsine birer elektron girecek. Kalan elektronu şöyle mi, şöyle mi, böyle mi önemli değil. Önce hepsine bir elektron girecek. Diğer elektron hareketlidir. Burada da olabilir. Değil mi? Ya da belki de son elektron şuraya yerleşecek. Ya da bir bakıyorum son orbitale yerleşecek. Ama önemli olan eş enerjilerin dolması. Şimdi dikkat edin eş enerjili orbitaller olduğuna göre bunların enerjileri birbirine eşittir. Ve unutmayın bir orbital diyelim ki bir elektronu aldı ona girecek ikinci elektron zıt yönlü olmak zorundadır gençler. Şimdi bir inceleyelim. Ne demek istedik? Bakın karbonu inceleyelim. Karbonun atom numarası 6. Peki 6 olacak şekilde 1s, 2s. Tabii bu sıralamayı daha bilmiyorsunuz. Göreceksiniz. P orbitaline gelince 2 tane elektron, değil mi? Şu şekilde teker teker yerleştirdim. Ya da ikincisi şuraya zıpladı. O da olabilir. Ya da bu şekilde de olabilir. Önemli değil.
Ama kalkıp ben şu iki elektronu böyle yazıp diğer iki orbitali boş bırakamam. Bunlar eş enerjili. Peki, şunu yapamam. Yanlış. Şunu da yapamayız bakın. Çünkü bu zıt spinli. İlk yerleşecek olanlar aynı yönlü yerleşmek zorundadır. Evet, bunu daha fazla inceleyeceğiz. Hatta bakın şurada inceleyin bakın. Şu uygundur değil mi? İkinci elektron ortaya gelmiş. Benim size az önce yaptığım örnekteki gibi bakın. Ama şurada aynı yönlü olamaz. Bakın görüyor musunuz? Aynı yönlü olamaz. Bakın aynı yönlü olamaz. Bir orbitalin içinde elektronlar aynı yönlü yerleşemez. Evet. Şimdi şu örneği inceleyelim. X'i vermiş. Bu dizilimi öğreneceğiz. Elektronların diziliminde hangi orbital şeması doğru verilmiştir? O bakalım. Evet, burada bir yanlışlık yok, değil mi? Bunun benzerini çözmüştük. Peki, şu iki tanesini yerleştirdim. Kalan dört tane bakın teker teker yerleşmiş dördüncü elektron sonuncusuna geçmiş. Evet, bunda da sıkıntı yok. Ve yine şunu incelediğimizde bakın teker teker dolmuş kalan iki elektron yerleşebilir, sıkıntı yok. Yani en başta şurayı dolduracağım diye bir kuralım yok. Önemli olan eş enerjiler dolacak. Kalan elektronlar istediği orbitali seçen zıt spinli olarak yerleşecek. O zaman üçü de uygundur diyoruz. Şimdi dizilimi öğreneceğiz. Hani demin sıralama yaptık ya, o nedir? Onu bilmiyorsunuz, yeni göreceksiniz. Auf-Bau kuralına göre orbitallerin enerji sırası için kısa bir yol yapılmıştır. Şimdi sizin bunları bilmenize gerek yok ama nasıl ortaya çıktığını görmeniz açısından bu görselleri paylaşıyorum. Gençler, sizin ezberlemeniz gereken bu. Bakın, enerji sırası. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Bakın bu sıralamayı bilmeniz lazım. Atom numarası 35-40'a kadar bilseniz yeter. Hocam nasıl ezberleyeceğim? Çok zor. Çok zor diyeceksiniz bana. Şimdi bakın ben burada size şöyle bir kodlama öğreteceğim. Bakın pas tamam mı? Düpas